Herkese selamlar dostlar. 8 ve 9 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Milli maçlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ekranda gördüğünüz üzere Türkiye Norveç maçının skor tahminlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Ödül olarak da hem ana Telegram grubumuza hem de yüksek oranlı Telegram grubumuza katılma hakkı sahip edecek bilen kişilerden bir tanesi. Bilenler arasında çekiliş yapacağız. Benim skor tahminim 2-1 Türkiye kazanır. Sizlerin de yoruma skor ve ta skor tahminlerinizi bekliyorum. Hepinize bol şanslar diyerekten de devam edelim. Şöyle baktığımız zaman da güzel maçlar seçtik arkadaşlar. Şimdi raporlardan bahsedeyim biraz sizlere. Önceki cumartesi ve pazarın raporu ekrana gelsin hemen ekranda. Çok güzel bir cumartesi ve pazar geçirdik açıkçası. Kombineleri gördüğünüz üzere ben burada katıl grubuna verdiğim kombinelerdir bunlar. Şöyle ekranda gördüğünüz üzere sol tarafta cumartesi, sağda ise pardon sağda cumartesi solda pazarın kombinleri var. Pazar gününden iki kombinemiz geldi. Ana kombinemiz geldi. Çoklu kombine sadece Genoa maçının KG varından gitti. 6.78'lik orandan. Diğer günden baktığımız zaman da pazar gününde ise ana kombinimizin iki tanesinden bir tanesi geldi. Çarşafı üçle şeklinde verdiğim kombin geldi. Avrupa özel tekli. Şalkeli oyuncu Simon Terodde'nin gol atarını verdim ben burada. Çünkü rekor kıracaktı. Onu verdik. Gerçekten çok güzel kazançlar da elde ettik. Keza hafta sonunda da aynı şekilde pardon hafta sonu diyorum. Son 2 günde de çok güzel kazançlar elde ettik. Ekrana gelsin o da. 5 Ekim katıl kombinesi olarak verdiğim kombine basket kombinesiydi. Tofaşlı maçıyla Asfeli maçı vardı. Kombine yaptım. 2 orandan verdim. 100 lira 200 lira attık. Allah bereket versin. 6 Ekim katılda verdim. Tekli ise şöyle. Galatasaray maçına tekli olarak verdim en güvenli maç bu şeklinde. Galatasaray maçı 163.5 üst şeklinde verdim. Yüksek oran grubunda ise aynı maçın 169.5 üstünü verdim. O da geldi. ikisi de geldi. 5 ve 6 Ekim'de de çok güzel kazandık. Keza canlılarda da çok güzel iş yaptığımızı belirtelim. Onun dışında ekranda tekrar yüksek oran grubunu görüyorsunuz. Yüksek oran grubunda da hafta sonunda gerçekten çok güzel işler yaptık. Crystal Palace mücadelesine maç sonu 0 dedik. 1-1 veya 2-2 skor beklediğimi belirttim. Maç 2-2 bitti zaten. Liverpool Manchester City mücadelesine ilk kere 0 dedim. 2-0-2'lik oranla o kazandı. Onun dışında Galatasaray maçına handikap 0. 2-1'lik skor çıkabilir dedim. 3-2'lik kazandı. O da son dakika 90 artı 1'de Galatasaray'ın attığı golle geldi. 5 tane yüksek oran vermiştim. 3 tanesi geldi. 2 tane de yatan var. Sadece kazananları gösteriyor diye muhabbet çıkarmayın. Diyerekten de maçlara başlayalım. Türkiye-Norveç mücadelesiyle başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle sizden ricam Aynı şekilde videoya like atarsanız 300'ün üzerinde like gelirse ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Videonun sonunda aynı şekilde bir kombin önerisi var, bir de yüksek oran önerisi var. Değerlendirmek isteyenler boş sizden ricam. 2 saniyenizi ayırıp emeğe karşılık olarak da video like atıp Türkiye maçında isterseniz skor tahmininizi de yoruma yapabilirsiniz. İlk mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Şimdi Türkiye takımında bazı gelişmeler oldu. Teknik direktör değişti. Bence iyi, olumlu bir hava katacaktır arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da her takımın teknik direktörü değiştiği zaman da o takımda genellikle bir olumlu hava olur. Ben de aynı şekilde teknik heyetin komple değişmesinden dolayı burada olumlu bir hava olacağını düşünüyorum Türkiye milli takımından. Sizlere ekrana hemen Norveç teknik direktörünün konuşmasını getiriyorum. Bakın Norveç teknik direktörü ne demiş? Sakatımız çok Özellikle Haaland ve Sörlot olmadığı için Türkleri mutlu olduğunu düşünüyorum. Ancak rehavete kapılacaklarını sanmıyorum. Umarım rehavete kapılırlar ama zannetmiyorum. Bakın ben psikoloji bitirmiş bir birey olarak size şunu söyleyeyim. Bu adam burada yenilgiyi kabullenmiş. Harbiden bakın. Ekrandan gitsin. Bu adam yenilgiyi kabullenmiş bak. Adamın teknik adamı zaten burada yenilgiyi kabullenmiş. Resmen bakın bu sözlerin derinine baktığımız zaman da adam bilinçaltında Türkiye bizi bence yenecek diyor. Fakat olur da bizim takım atamazsa atamaz. Zaten milli takıma kolay kolay güvenmem. Ama dediğim gibi Türkiye milli takımın hem hoca değişimini hem de normal iş teknik adamın böyle konuşması beni Türkiye tarafına itti. Ben bu mücadelenin Türkiye'nin kazanmasını bekliyorum. İsteyenler direkt Masson'u birden 1.80 gibi orandan tekli girebilir. Fakat ben şöyle bir şey yapacağım. Yüksek orandan burada 4.5 altına 1 yaparaktan da 2.07'lik orandan değerlendireceğim. Türkiye milli takımının Kadıköy'de kazanmasını bekliyorum. Taraftar eşliğinde burada kazanır. Ben yüksek orandan 2.07'den tekli olarak videonun sonuna zaten öneri yapacağım. Fakat maç sonu bir alırsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Rusya ile Slovakya mücadelesi. Güzel bir mücadele. Gruba baktığımız zaman da Slovakya milli takımın hala çıkış planı var. Fakat grubun favorisi olarak Kırvaristan ve Rusya vardı. Bunlar zaten ilk ikiyi aldı zaten. Rusya kendi evinde gerçekten başarılı bir takım. Grupta oynadığı son maçlara baktığımız zaman da şuradan göstereyim sizlere. Biz değerlendirmesini yapmıştık. Kimleri değerlendirmiştik Uluslararası'nın? Malta Mücadelesi, Kıbrıs Rus Rus kesimi şeklinde maçlarını değerlendirmiştik diye hatırlıyorum ben. Kendi evinde kolay kolay maç kaybetmiyor. Fakat burada Slovakya takımı da takım oyununu gerçekten güzel bir şekilde oynayan takımlardan bir tanesi. Bu şekilde takım oyununu, takım içindeki görev dağılımını Slovakya, Kuzey Makadonya gibi takımlar gerçekten başarılı yapıyor. Ben bu mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Oran olarak 1.68 gibi oran vermişler. Değerlendirmek istenenler burada 1.68 gibi orandan 2-3 gol tercihini Rusya mücadelesini değerlendirebilir. Almanya Romanya mücadelesi. Almanya Romanya mücadelesinde zaten ne oynayacağız diye baktığım zaman da Almanya Hansi Flick ile birlikte çok güzel bir sayfa açtı arkadaşlar. Bu sayfayı iyi bir şekilde devam ettirmek istiyor. Romanya'ya karşı oynayacaklar. Romanya'yı 6-0 mı? En son bir grupta yendiler de kaç kaç atılamıyorum. Pardon o Ermenistan'dı. Romanya'yı 1-0 deplasmanda yendiler. Ermenistan mücadelesiyle karıştırdım. Ben yine Almanya'nın burada ideal 11'in keza yedekleri bile çıkarsa Almanya'nın yedekleri zaten bildiğin makine. Romanya'ya karşı galip gelmelerini ya ben bunu öylesine veriyorum. Öylesine veriyorum derken oran yükseltmek isteyenler olabilir. 1.33 gibi orandan. Almanya bence ilk yarıdan bir tane atar maçı da kazanır zaten. Fakat biz burada ilk yarı galibiyetini değerlendirelim diye düşündüm. Oran en ideal yani oynanabilecek oran. ilk yarı bir seçeneği var. Değerlendirmek isteyenlere bu şekilde bir öneri sunayım. Almanya mücadele ilk yarı bir kazanır. İlk yarıdan kazanır. Zaten çok fazla bir seçenekler sunmadılar oran anlamında. İzlanda-Ermenistan mücadelesi güvendiğim maçlardan bir tanesi keza kombine de koydum. Fakat ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere katıl canlı raporundan bahsedeyim sizlere. Ee, şöyle aynen canlı performansı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. İtalya-İspanya mücadelesi vardı bakın dün oynanan mücadele. Ben dedim ki İspanya'nın burada bir golü var dedim. Keza attı 100 liraya 145 lira hop okey kasa muazzam devam ki. Sonra baktığımız zaman da diğer mücadelelere Galatasaray'ın mücadelesi vardı. Basket kadın voleybol Fenerbahçe ile onu değerlendirdik. Sağda görüyorsunuz. İtalya maçına 2-3 gol dedik o geldi. İspanya maçına en çok korner deplasman dedik geldi. Yatan tek canlım orada İspanya'nın deplasman 2.5 üstü yattı. Mesela 1.40 gibi orandan vermiştik. Galatasaray'ın da bir tane yattı. Ama ağırlıklı olarak canlı bahislerden gerçekten güzel kazanıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere Telegram grubunda da Dün ben zaten Galatasaray'ın tekli olarak bu mücadeleyi vermiştim. Bahsettim. Bu geldi. Onun dışında şöyle canlı Fenerbahçe maçlarına vermiştim. 3'te 2'li çektik burada. Şöyle winner winner loser şeklinde gösterdim. İtalya İspanya maçına da şöyle gördüğünüz üzere ideal birden şöyle direkt önerdim. İspanya'nın bir golü atar şeklinde önerdim. Toplam gol sayısı da 2-3 gol olarak önerdim. 1.68'den onu da kazandık. Riskli tercihlerimiz gelmedi burada. Onun dışında şöyle baktığımız zaman Galatasaray'ın yüksek oranı ideal her türlü geldi değerlendirdik. Her türlü işi yaptık. Burada canlısını verdik. En çok korner İspanya şeklinde ikinci yarıda. Burada zaten direkt kazandı. Burada yatan barcımız kalan derciimiz derken yatanlar gelenler güzel bir şekilde iş çıkardık. Canlı Telegram grubuna eğer sizler de katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone oluşunun yanında katıl var. Ulaşamayanlar sol altta gördüğü üzere KangaTips Tips Instagram hesabına iletişime geçebilir. Hemen seviyelerden bahsedeyim ben sizlere. Ana Telegram grubumuz 30 TL'lik ana Telegram grubudur. Buraya herkesi geldi. Canlı bahislerin olduğu gruptur. 60 TL'lik grup ise videonun başında gösterdim. Mesela 5'te 3 yaptık. Canlı olan, olan oranlardan kazandık. Keza bugün de 2.29'luk orandan bir tekli önerdim ben. Yüksek oran grubunda. Burada da yüksek oran tercihlerimiz tekli olarak gözüküyor. Ağırlıklı olarak son günlerde çok iyi kar yaptığımızı da burada belirteyim. Her şey dahil iletişim seviyesinde. Her iki gruba da dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca benim WhatsApp iletişim numaram mevcut o numaradan da yüklü oynayacaklar bana zaten mesaj atıyor ben de ona göre yönlendirme yapıyor mesela yarın herkese bir yönlendirme yapacağım değerlendirmek isteyenlere bu şekilde değerlendirebilir şeklinde gösterdim anlattım gösterdim diyerekten geçeyim maçlarımıza İzlanda Ermenistan mücadelesi İzlanda'da bir takım olaylar orada arkadaşlar bu olaylara baktığım zaman da İzlanda Futbol Federasyonu istifa etti yeni yeni bir teknik federasyon geldi yeni bir yönetim oluşturuldu İzlanda'da Ermenistan takımı da son mücadelesini seyretmiştim ben. Lichtenstein ile oynamıştı. Bir birlik berabere kaldı. Fakat Mkhitaryan olsun birkaç tane isim daha vardı. Gerçekten başarılı bir performans sergiledi. Kaleye çok fazla baskı kurdu. Bir tane kontrataktan dakika 80'de gol yemişti. Ermenistan'ın gruptan çıkmak için burada ihtimali var. İzlanda karşısında ben ne yap ne edip bir gol atmasını bekliyorum. Ermenistan milli takımı da burada elinden geleni yapacaktır. Çünkü burada ikinciliği vermek istemeyecektir. Hemen arkasında puan farkı çok yakın. Romanya ve Makedonya geliyor. İzlanda'da dediğim gibi yönetim değiştiği için daha yıldızlardan uzak bir kadro kurmuşlar. Ondan dolayı ben burada Ermenistan Ermenistan'ın atacağı bir golü değerlendirdim. 1.38 gibi oran açmışlar. Ben bunu kombineme de koydum. İdeal olarak hatta katıl grubuna da bu mutlaka bu maçı vereceğim. Ermenistan atacağı bir golü bekleyeceğim burada. 1.38 gibi orandan bence gayet güzel ve ideal bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Liechtenstein'la Makedonya mücadelesi. Makedonya arkadaşlar gerçekten çok kaliteli bir ekip. Bu mücadele hakkında biraz bahsedeyim ben sizlere. Ev sahibi geçen ay Ermenistan'la oynayarak bir berabere kalmıştı. Orada bir sürprize imza atmıştı. Liechtenstein takımı çok kapanan bir takım zaten. Fakat burada Makedonya'ya karşı ne kadar kapanır biraz kafalarda şüphe var. Ama Almanya ile oynadığı mücadeleye atılıyorum. Yani 5 kişi kale çizgisinde bekliyordu. Yani abartıyorarak söylüyorum. Gerçekten çok fazla defans yapıyordu. Kuzey Makedonya burada baskılı oynayan taraf olacaktır diye düşünüyorum ben. Kadroya Elif Elmas aldılar. Cehovic gibi isimleri kadroya dahil etti yani Kuzey Makedonya ekibi. Ve az önce bahsettim ben sizlere Slovakya gibi Kuzey Makedonya'da takım oyununda takım içindeki rolleri sahada gerçekten iyi bir şekilde dağıtıyor. Takım ruhu bu takımda gerçekten var yani. Ben burada Zaten Makedonya'nın galibiyetine 1.07 gibi oran açmışlarken ben burada handikapını değerlendireceğim. Makedonya'nın en az iki farklı galibiyetini değerlendirirseniz idealden 1.37 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Yüksek oran önerisi olarak da ben burada deplasman 2.5 üstü önereceğim sizlere. Onun da oranı 1.78. Yani dediğim gibi Makedonya'nın ben burada Lihteştein'e karşı güzel bir futbol sergileyerek handikaplı kazanımın idealden yüksek oranlarda da 1.78 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. İsteyenler alabilir. Hepinize bol şanslar diyerekten de geçelim 9 Ekim'e. 9 Ekim'in ilk mücadelesi Azerbaycan'la İrlanda mücadelesi. İrlanda takımının arkadaşlar ya grupta galip gelemeyen iki takım mücadele edecekler. İrlanda oynamış 2 beraberlik 3 mağlubiyet. Azerbaycan oynamış 1 beraberlik 4 mağlubiyet. Attıkları yedikleri zaten çok az seviyede olan takımlardan ikisi karşı karşıya geliyor. İrlanda'nın zaten baktığımız zaman da son 10 maçından tam 7 tanesi alt bitmiş. Keza Azerbaycan'ın maçları da yine genellikle alt bitiyor. Hücumda üretkenlik anlamında sıkıntı çeken iki takım arkadaşlar. Maç ortada geçer. Kör dövüş şeklinde. Yani başladığı gibi bile bitebilir yani. Ben çok fazla gol beklemediğimden dolayı idealden alt tercihine gittim burada. 2.5 altın oranı 1.35 gibi oran açmışlar. Fakat idealdir dediğim gibi yüksek oranlar için de bir tane öneri yapacağım. Oranın çok fazla yüksek olduğunu düşünmüyorum ama yine de önerisini yapmak istiyorum sizlere. İlk yerden gelen bir beraberlik 1.68 gibi oran açmışlar. Alternatif olarak buraya da ilk yarı sıfır olarak ben de notlarımı aldım. 1.68'den de ilk yarı sıfır oynayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi daha ideal ve daha biraz daha garanti gelme ihtimali yüksek oynamak istiyorsanız burada 2.5 alt tercih bence gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. İsveç ile Kosova mücadelesi. Ben bu mücadeleyi aldım arkadaşlar. İsveç milli takımı son maçında Yunanistan'a kaybetti. Arkasından gelen bir Yunanistan tehdidi var burada. Yunanistan'a da yenilmişken ben burada bir yarasa, yarasını sarmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kulukevski ve İshak'ın güzel ikili oluşturduğunu belirteyim İsveç milli takımında. Kendi evinde zaten deplasmanda Kosova takımını 3-0 yendiler. Keza top bile oynatmadılar doğru düzgün Kosova milli takımına. Ben yine İsveç'in burada kaliteli, okul... Kaliteli takımıyla ekibiyle birlikte takım oyununu da iyi bir şekilde sergileyerekten de kazanmasını bekliyorum. Fakat nasıl kazanır diye baktığımız zaman da kazanmadan ziyade ben İsveç'in atacağı 2 gole yönelmek isterim. İsveç milli takım burada 2 gol atarın oranı 1.41 gibi oranı vardı. İdeal kombineme de koydum. Çünkü zaten deplasmanda 3-0 yenmiş. Son maçında Yunanistan'a da yenildi bunlar. Önlerinde Yunanistan'ın mücadele Yunanistan'la ve İspanya ile önemli mücadele var. Kosova maçında hata yapmak istemeyecektir diye düşünüyorum. 1.41 gibi orandan burada sizlere ev sahibi 1.5 üstü değerlendirmenizi önereceğim değerlendirmek isteyenler burada İsveç'in atacağı 2 golü değerlendirsin arkadaşlar. Hepinize bol şanslar 1.41'den öneriyorum bu mücadeleyi. Finlandiya ile Ukrayna mücadelesi keza aynı şekilde güzel bir mücadeleden bir tanesidir. Ukrayna arkadaşlar gruptaki maçlarını izledim ben. İki tane mücadelesini izledim gruptaki. 5 Beş maçının beşini de berabere kalaraktan da aferin Ukrayna diyorum ben sizlere. Ben burada Kazakistan mücadelesini izlemiştim. Kezler Kazakistan'la iki mücadelesini de izledim. Bir tanesi 90 küsurlarda geldi. Muazzam bir maçtı. Son maçında da Fransa'ya berabere kaldı. Finlandiya'da kendi evinde ağırlıklı olarak defans futbolunu sergiler. Biraz daha temkinli bir futbol sergilecektir. Ukrayna tarafından ben gol bekliyorum fakat galibiyetine 2 oran açmışlar. Riskli açıkçası berabere de bitebilir. O yüzden en mantıklı tercihi ben burada 2-3 gol tercihi olarak 1.68 gibi orandan değerlendirdim. İsteyenler burada 2-3 gol tercihini 1.68 gibi orandan kombinelerine koyabilirler diyerekten de geçeyim bol şanslar. Avusturya ile Faroe Adaları mücadelesi. Yine çok güzel maçlardan bir tanesi. Faroe Adaları zaten bahsetmeye gerek duymadım takımlardan bir tanesi. Faroe Adaları ben burada elinden geleni yapacaklarını fakat Avusturya'nın kalitesine yetişebileceklerini sanmıyorum. Avusturya grupta işlerini zora soktu. Son mücadelesine baktığımız zaman da İskoçya'ya 2 tane 3 tane ne gol attı. Hepsi de iptal oldu hatırladığım kadarıyla. Eğer gruptan çıkmak istiyorlarsa bir seri yapmak durumundalar Avusturya'nın. Çünkü gerçekten kaliteli ekiplerden bir tanesi Avusturya ekibi kadro kalitesi anlamında. Ben burada Faroe Adalarına puan bırakacaklarını düşünmüyorum. Hem de handikaplı kazanmalarını bekliyorum. Onun da oranı 1.56 gibi oran vermişler. Ben Avusturya'nın burada çok fazla rotasyon yapmasını da beklemiyorum. Çünkü acil bir şekilde seri yapmaya ve puana ihtiyacı ve moral bulmaya ihtiyaçları var. Ondan dolayı Avusturya takımı ben burada hata yapmayacağını, handikaplı kazanacağını bekliyorum. 1.56 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine çok zayıf bir rakiple İngiltere mücadele edecek. Ben bu maçın tercihini 1.32 orandan deplasman her iki, yarı, her iki yarıyı da kazanır şeklinde aldım. Çünkü İngiltere'nin yedekleri bile özellikle gençleri Saka olsun, Lingard olsun birçok isimle birlikte son maçlarında mesela yedek çıkmışlardı. Ondan dolayı İngiltere rahat bir şekilde kazanıyor. Kadro çok kaliteli. Andorra zaten ne yapıyor edip saldırsa bile İngiltere burada kazanır yani. İngiltere deplasmanı iyi iki Bir 32 oran zaten. Oran da yüksek değil. Almak isteyenlere bu maçı önerim. Deplasmanı iki el de kazanır. Ekranda kombineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Tekli yüksek oran olarak ben Türkiye mücadelesini verdim. Belirttiğim gibi ben Türkiye'nin detaylarıyla anlattım sizlere. Kazanmasını bekliyorum artık. Yeni teknik adamıyla birlikte Norveç teknik adamının ve konuşmaları ve sakatları ile birlikte kaybedeceğini düşünüyorum. Tekli yüksek oran olarak Maç sonu 1 ve 4,5 alt yaparak 207'den sizlere öneriyorum. 2 güne yayılmış kombine şeklinde. Bir tanesi 8 Ekim'de, bir tanesi de 9 Ekim'de İzlanda Ermenistan mücadelesi 8 Ekim'de erken oynanacak. Ben deplasmanın atacağı bir golü değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenler Ermenistan'ın bir golünü değerlendirebilir. Çünkü puana ihtiyacı var. İsviçre'nin için de kendi evinde Kosova'ya karşı 2 gol atmasını bekleyeceğim. Değerlendirmek isteyenler kombineye böyle değerlendirebilir. Video'yu like atıp kanala abone değilseniz de abone ol olarak da, da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. İddianın bir şans oyunu, oyun, şans oyunu olduğunu da unutmayın. Sevgiler.